Mesut kanalıma hoş geldin dostum. Hoş bulduk. Yine TürkNet sponsorluğunda bir videoda daha Koray'la birlikteyiz. Önümüzde Fuji filmin yeni kamerası H2S var. Aynı zamanda bunun yanına bir tane de iPhone koymak istiyorum. Niye koydun bunu? ProRes. Evet ProRes'i konuşacağız. Nereden bildin? Çok yani zeki <laughs> bir insan. Aynı zamanda telepati yöntemleriyle de haberleşebiliyoruz. Arkadaşlar ProRes konuşacağız. Şimdi her yeni çıkan kamerada ProRes'i duymaya başladık. iPhone çekebildiğiyle övünüyor. ProRes çekebildiğiyle övünüyor. Nedir bu ProRes? Yani h bir üstü müdür? Daha iyisi midir? Herkes önerilir mi? Şimdi ProRes 2007 senesinde Apple tarafından geliştirilmiş bir kodek. H265 de bir kodek. ProRes video dedi. sıkıştırma formatı da diyebiliriz. Tabii. Evet. E, fakat benim bir videom vardı. Ben orada bu H264, H265'in ne olduğunu anlatmıştım. Ve orada üstüne basa basa söylediğim şey. H264 ve H265 aslında kamera geliştiricilerinin depolama için kullandığı yüksek sıkıştırmalı aslında muazzam bir kodek. Fakat siz bunu video olarak bilgisayarınızda işlemeye çalıştığınızda işte orada sıkıntı yaşadığımız durum oluşuyor. Evet, aslında H.264'ün özellikle çıkışına baktığımızda internet üzerinden video streaming yapmak isteyen servislerin yaygınlaşmasıyla beraber gündeme gelen bir format olduğunu gördük. İnternet üstünden bir datayı bir yerden bir yere hızlı bir şekilde takılmasız göndermek istiyorsanız ne gerekiyordu o dönemin şartlarında? Çok az yer kaplaması gerekiyordu bu dosyaların. H.264 de videoları anlık olarak hızlı bir şekilde sıkıştırabileceğiniz bir formattı. İşlem gücü arttıktan sonra bilgisayarların ki hala da birçoğu yetmiyor işlerken özellikle H.265'te Evet, H265 çıktı karşımıza. 4K uydu yayınlarında falan kullanılmaya başlandı hızlı bir şekilde ve 4K hangi içerik tüketicisinden artık streaming servisinden içerik tüketiyorsanız Burada Aşık 165 ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok iyi sıkıştırma yapabilen, 10 bit renk derinliğine çıkabilen HDR gibi günümüzün standartlarını destekleyebilen bir formattan bahsediyoruz bu tarafa. Evet, Aşık 164 ile 165'i temelde birbirinden aslında ayıran şey birinin 8 bit yani evet. 164'ün 8 bit olması h 10 bit destekleyen bir kodek olması. Yani bu sayede aslında modern kameralarda da yerini aldı H265. Çünkü yüksek renk derinliğine sahip olabildiği için kamera üreticileri dediler ki ya biz bu formatı kullanabiliriz. Ama şimdi renk derinliği ve dosyaların sıkıştırma oranları değiştikçe biz günümüzde şöyle problemler yaşamaya başladık. Bir kamerayla H265 10 bit işte 300 megabit ya da 400 megabit saniyede kodlanan bir videoyu kayıt altına aldığınızda evet müthiş bir şey diskte çok az yer kaplıyor. Yani 4K bir, 1 saat video çekiyorsunuz ve 128 GB'lık SD kartınız dolmamış oluyor. Bu müthiş bir şey bir video kayıt esnasında yaşanabilecek. Ama sonra onu bilgisayarınıza atıp işlemeye başladığınızda işler değişiyor. Evet ve yani bilgisayarınız ne kadar düşük konfigürasyondaysa da bundan o kadar etkileniyorsunuz. Ama şunu da ekleyeyim yani PC özelinde konuştuğumuz hani böyle 3080 3090 30 serisi üst segment kartlarda bile çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz ki biz de bunlardan muzdarip olan iki kişi olarak karşınızdayız. Mesela sıkıntı derken neden bahsediyoruz? Dedik ya H264 ve H265 video sıkıştıran formatlarda. Yani bir sıkıştırmadan söz ediyoruz. Aslında düzgün tam bir kare alınıyor ve daha küçük yer kaplayacak şekilde çeşitli matematik algoritmalarıyla beraber daha küçük bir kabın içine sıkıştırılıyor. Siz bu kareyi tekrar görmek istediğinizde ne yapmanız lazım? O kabın içinden çıkartacaksınız, bir düzleştireceksiniz önce, değil mi? Belki ütüleyeceksin üstünden ki pürüzsüz bir hale gelsin. Bir kağıttan bahsediyor olsak mesela. E şimdi her bir kare için bilgisayarınızın bunu yapmak zorunda olduğunu düşünün. Kabın içinden bir şey çıkartıyor. Onu ütülüyor, düzgün hale getiriyor ve gösteriyor. Diğer kareye geçtiğinde aynı işlemi yapıyor. Bu yüksek işlem gücü, yüksek veri aktarımızı gerektiriyor. Diskten de hızlı okuması gerekiyor aynı zamanda. Belleğinizin bol miktarda olması gerekiyor. Dosyalar açılıp açılıp orada kalacaklar. Siz premier veya benzeri bir video editöründe sekmeler arasında gitmek gelmek istediğinizde, sahneler arasında hızlı bir şekilde çekim yapıp bunları görmek istediğinizde farenizle takılmalar görüyorsunuz. Evet. Tabi sorun senin aslında ProRes ile ilgiliydi. H264 ve H265'i anlatmamızın öncelikli sebebi... Neden ProRes var? Neden ProRes var? Şimdi demin Mesut'un verdiği güzel bir örnek. İşte o kabın içinden o kareyi çıkarıyorsunuz, ütülüyorsunuz ya. İşte prores'te o hazır ütülenmiş şekilde muhafaza edilmiş oluyor. Böylelikle çok düşük performanslı bir bilgisayarda dahi bu dosyaları sorunsuz oynatabiliyorsunuz. Zaten Apple'ın 2007 senesinde bu çıkardığı bu kodek aslında kurgu ve renk yapanların özellikle kullanması için tasarlanmış bir kodek. Şeye baktığınızda da yani 2007 konfigürasyonlarına baktığınız zaman da o zaman bile mesela RAW çalışan kameralar var ama insanlar proxy denilen ara bir e, kodekle bunları ProRes'e çeviriyorlar ve kullanıyorlar. Günümüzde bile aslında birçok program Premiere gibi Premiere özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Onda bir proxy ayarı vardır. Aşı evet. 265 dosyalarınızda sorun yaşıyorsanız onları ProRes'e çevirir ara kodek olarak ve siz aslında timeline'ınızda çalışırken ProRes üzerinden çalıştırır ki performansınızı e, efektif bir şekilde çalışma ortamınıza yansıtabilin diye. Ama bu ne demek oluyor? Siz H265 çekiyorsunuz. Premiere arkada onları ProRes'e çeviriyor. Sonra siz onların üzerinde çalışıyorsunuz. Sonra render alırken bir daha tekrar gidiyor H265'ten. İnanılmaz bir vakit kaybı. Evet. Şimdi, kesinlikle böyle. Niye o zaman iPhone'da ProRes? Niye bu? yeni çıkan Fuji'nin XH2S'inde ProRes varın aslında cevabı da biraz burada gizli olmuş. Evet yani şöyle bir durum söz konusu. Bugün iPhone'la yüksek renk derinliğine sahip olan HDR bir içerik çekmek istiyorsunuz. Bu videoyu aldıktan sonra da dilediğiniz makinede hızlı bir şekilde işlemek istiyorsunuz. ProRes'i seçtiğiniz zaman hem yüksek renk derinliği elde ediyorsunuz hem de daha sonrasında herhangi bir makinede herhangi bir tablette de bunu işlemeye başladığınızda sekme, takılma olmadan bütün sahneleri tek tek seçebildiğinizi, görebildiğinizi zaten burada yaşıyorsunuz. Aynı şekilde mesela h 2 sd Fuji filmin çıkarttığı yeni kamerada da büyük artılardan bir tanesi olarak biz ProRes kayıt altına alabilmesini söylüyoruz. Niye? Bu makine yüksek renk derinliğine sahip videolar kaydediyor. 4:2:2 videoyu şu anda kendi içerisine ProRes formatında kayıt edebiliyor. Siz yine bu dosyayı aldıktan sonra dilediğiniz makinede hızlı şekilde işliyorsunuz. Ee, orada güzel bir şeye değindin. Tabii bir de şimdi de, dedi ki 164'te 8 bit, işte Aşık 165'te 10 bit var. Bir de işte 422 diye bir şey var. Şimdi bunlar çok kafa karıştırıcı tabirler ama sizin bu özellikler arttıkça dosyanız büyümeye başlıyor. Ve siz büyük dosyaları ne kadar çok sıkıştırırsanız da onları açmak için sadette aslında inanılmaz vakit kaybetmiş ve konforsuz bir çalışma ortamız oluyor. Şimdi bu kamerada ProRes olması, iPhone'da ProRes olması diğer kamera üreticilerinin ProRes'e geçiyor olmasının bir nedeni olmalı. Değil mi? Kesinlikle Yani daha doğrusu geçiyor demeyelim de destekli olmasının Hı -hı. bir nedeni olması lazım. Sence nedir bunun nedeni? Yani birincisi şöyle H265'te taşıyabildiğinden daha fazla renklerini iyi taşıyabiliyorsun. Daha sıkıştırma yapılıyor. Şimdi ProRes'in burada sonrasında onu da konuşmak lazım. ProRes de bir sıkıştırma formatı. Tabii o da bir sıkıştırma. Evet yani RAW çekmiyor. ProRes RAW olsa da o da tam gerçek RAW değil yine. Yani RAW'a göre biraz daha sıkıştırılmış bir bilgiden bahsediyoruz ama buradaki sıkıştırma o kadar az ve öyle farklı bir algoritmayla yapılıyor ki H265'e göre. Bu sayede siz renkler üstüne tekrar oynayabiliyorsunuz. Bu Mustafa, Prores'in kendi içinde de LT, yani 422 LT, 422, 422 2 2 HQ diye formatları var. Formatları var. Bir Mesela, de en üst şeyde de Prores RAW var. Evet, Prores RAW var. Ama o zaten şu an konumuz dışında. Bu arada dosyanın büyüklüğü de tabii daha sıkıştırılmış olduğu için daha büyük. Evet. Dosyanın büyüklüğü ama sizi şöyle aldatmasın. Dosya büyüdükçe aslında çalışması daha kolay hale evet. geliyor. Dosya küçüldükçe sıkıştırma arttığı için onu açmada yaptığı işlem sayısı arttığı için de sizin çalışma konforunuz doğru oranda etkilenmiş oluyor. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Ee, neden ProRes'e dönüş? Dönüş demeyeyim de ProRes'i desteklemeye başladılar. Gittikçe artan megapiksel sayısı, evet. k sayısı ve frame rate yani... Bir saniyede kaydettiği kare sayısı artmaya başladıkça ha, ha, yani hali hazırda zaten yoğun olan data miktarı daha da fazla arttığı için artık bu makineler SD kartla da çalışamaz hale geliyor. Öyle oldu ama orada şöyle bir ayrım var. 8K 265 bir dosyada şu anda çalışabileceğiniz bir PC henüz düzgün bir şekilde yok arkadaşlar. Yani yüksek oranda renk derinliği içeren 8K gerçek çekilmiş bir H265 dosyayı PC'ye koyduğunuz anda zaten onu farklı formata çevirmeden çalışamıyorsunuz. Ya yani şöyle açalım. AMD'de 5950X ya da Intel'de 12900K 1700. Evet 12900K işlemciniz olsun. Üstüne bir de 30, 3090 koyun. Yine de o makinede Playback yapamıyorsunuz. E şimdi playback yapamadığınız bir dosyayı kayıt altına almanızın bir manası var mı? Yok. ProRes bu yüzden var. Çünkü kaydettikten sonra oynatabilmen ve işleyebilmen lazım. Aynı zamanda Kore'nin dediği doğru bir şey de var. ProRes bir boyutu... Tane doğru bir şey var. <laughs> <Doğru. gülüyor> ProRes'in boyutu büyük olduğu için saniyede aktarılan data miktarı da çok fazla büyüyor. H265 dosyaları SD kartlara belli bir yere kadar kayıt altına alabiliyorken ProRes'e geçtiğinizde artık SD kartı orada yerini CF Express kartlara bırakıyor. Evet, CF Express kart tabii bütçesel olarak SD kartlara oranla haylice yüksek. Yüksek. Ama öyle. ama görünen o ki ya yani ben e, bunu birkaç yerde daha söyledim. CF Express kartları yatırıma başlamanın zamanı geldi. Ya yani Hız olarak çok farklı zaten. Evet, yani, yani Saniyede işte 1200 MB saniye yazabildiğiniz, 1700 MB saniye okuyabildiğiniz küçücük kartlardan bahsediyoruz. Bunlar birçoğumuzun SSD'sinden daha hızlı. Evet tabii şöyle mesela bu SD kart. Mesela benim elimde standart bir tane SanDisk'in Extreme Pro'su var. 170 MB bölü saniye. Öbür tarafta neredeyse 10 katı kadar bir okuma yazma hızından <laughs> bahsediyoruz. Bu tabii şöyle de bir şey. Safe Express kartı ben o yüzden çok sevdim. Tip C'den bağlayıp ya da Thunderbolt 3 ya da Thunderbolt 4 porttan bağlayıp 10 katı hızlı aktarabiliyorsun dosyayı. Bu çok büyük kolaylık sağlıyor. Yani H265 bir saatlik bir röportaj çektiniz. Bir tarafta da ProRes çektiniz. ProRes dosya inanılmaz büyük bir miktar dolu. Neredeyse 1TB'ye ulaşan bir boyutu oluyor. Ama onu aktarmak kimi zaman daha hızlı olabiliyor daha hızlı kart zaman, okuyucu. Evet. Çünkü en hızlı kart okuyucu bile şu gün bilgisayarların çoğuna yerleşik olan kart okuyucular 80-90 MB saniye evet, okuyor. Bu sırada şöyle yani bir bilimsel veri değil belki ama e, ben mesela 422 genellikle LT ya da normalini çekiyorum. Yani HQ'ya çok girmiyorum çünkü o kadar da ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Eğer hani çok özel kiilemeler yapıyorsanız, çok özel renkler yapıyorsanız belki HQ'ya ihtiyacınız olabilir. Ama ben hani bu alanda profesyonel çalışan biri olarak LT ve H e, normal 422 hayli hayli iş, işimi görüyor. 422 LTE ile e, 265 400 megabit bölü saniye 300 megabit bölü saniye de bu sırada dosya büyüklüğü olarak çok fark yok. Çok yani. fark yok. Yani aslında o kadar da hani kart 10 kat kadar hızlı ama dosya büyüklükleri 10 kat kadar büyük de olmuyor. Bu yüzden çok daha hızlı çalışabiliyorsunuz. Hatta ben şey yapıyorum. Bende Atomos Ninja 5 isimli bir kayıtçı var. SSD'ye direkt kaydediyor içerisindeki. Takıyorum bilgisayara direkt o SSD'nin içinden işliyorum videoları. O kadar hızlı ki zaten. Biz bu videoyu nasıl çekiyoruz? Ha, bu videoyu da yine SSD'ye kaydediyoruz Aslında bilgisayara ProRes olarak kaydediyoruz. Evet. Yani ProRes e çok enteresan. Yani adamlar 2007 senesinde boşuna yapmamışlar. Demin bahsettiğin o senin 8K H265 dosyayı da kamera üreticileri ne diyorlar biliyor musun? Transcode edin. Yani ProRes'e çevirip öyle kullanın öyle işte. diyor. Ama 8K'lık bir H265 dosyayı da transcode etmek... Yine ciddi bir vakit. ya yani bir saatlik bir videonuz varsa sen onu transkod etmeye kalktın da zaten 4-5 saatini kaybediyorsun. Kesinlikle Sadece öyle. çalışabilmek için. İşte bu yüzden yavaş yavaş artık H265 değil ProRes'in konuşulmaya başladığını görüyoruz. Yeni nesil makinalarda. Koruyor'da çok güzel bir şeye değindi aslında. Çünkü çözünürlük artıyor ve artan çözünürlük şu anki işlem gücü karşılayamıyor 265'te. Kamera nasıl 265 kaydedebilir ama siz onu hiçbir yerde açamadıktan, hiçbir yerde işleyemedikten sonra bir anlamı yok onun 265 kayıtlı olmasının. ProRes kaydedin, telefonunuzda, kameranızda, bilgisayarınızı atın ve ondan sonra istediğiniz yerde işleyin. Zaten Apple bütün demolarında bir işlemcinin performansından bahsederken 4 tane, 6 tane, 8K videoyu üst üste koyduk derken hep ne diyor? Program. ProRes videoyu koydum diyor. Parkop'ta 265 video koydum demiyor yani. Gerçi tabii bu M1 işlemciler, M işlemcilerde enteresan bir durum var. Yani onların H265'i hızlı işliyorlar. İşlemesi apayrı belki bir video konusu. Ee, o yüzden ama çoğumuz PC kullandığı için PC üzerinden yapıyoruz değerlendirmeyi. Bir de şey de yani var. M işlemci ne kadar iyi olursa olsun M1 Max'te bile Premier bazen H265 dosyayı oynatamıyor. Yani ne olursa olsun o an bir güncelleme yapmış oluyor Adobe ekibi. Bir şekilde bozuyorlar bazı şeyleri ve oynatamıyorsunuz. Ama ProRes, ProRes'te öyle bir şey. Öyle bir şey yok. ProRes'te güvenli, rahat, huzurlu, hobilerinize daha fazla vakit ayırabileceğiniz bir çalışma imkanı sunuyor diyebiliriz. Gerçekten de. öyle evet. Ama tabii ki şu anda internet üzerinden herhangi bir içerik tüketecekseniz H264, H265 veya türevleri bu VP9 falan aslında bu standartlardan türemiş, türetilmiş sıkıştırma formatları. Bu formatlardan bir tanesini de izleyeceksiniz. ProRes internetten streaming için değil tamamen profesyonellerin renk ve video kayıt esnasında olabilecek kareleri en kayıpsız şekilde kaydetmeleri ve sonrasında işlerken hızlı bir şekilde işleyebilmeleri için geliştirilmiş bir format. Ayrım da burada. Gerçekten ProRes safkan video kayıt formatı. Evet. Burada ayrılıyor yani. Ufak bir küçük not girmek istiyorum. Bu sırada diyelim ki görüntüleriniz A164 ya da A165. Ve siz YouTube'a, Vimeo'ya oraya buraya video yüklemek için A164 ya da A165 çıkış alıyorsunuz. Ben şöyle yapıyorum. ProRes çıkış alıyorum. Sonra Media Encoder'da onu H.264'e ya da H.265'e çevirdiğimde Premiere'den direkt aldığım H.264 ya da H.265 çıkışa hızına göre çok daha hızlı render sonuçları alıyorum. Yani ProRes çok enteresan bir format. İşlemesi gerçekten video söz konusuysa en kolay çalışması en keyifli formatlardan bir tanesi. Artarak daha fazla cihazda, video kayıt cihazına desteklenmeye başladığını göreceğiz. Tabi profesyonellere yönelik olanlar. Yani bir güvenlik kamerasında bunu görmeyeceksiniz hiçbir zaman ama işte ne diyoruz? iPhone desteklemeye başladı. Apple'ın ürettiği bir cihaz. Apple'ın formatı zaten. Fujifilm xe 2 sde üstüne basa basa söylüyor. ProRes kaydedebiliyorsunuz artık diye. İşte bu yüzden üstüne basa basa söylüyorlar. Çünkü çektiğini düzgün işle diyor. Yani bunu da bu arada düzgün işle derken MacBook Air'da dahi evet. atıp fansız bir makinede ProRes dosyayla çalışabilirsiniz. Hiç böyle kırmaz takılmaz. Uzun sürelerde bile. Evet, Türknet'in sponsorluğunda sizlere Koray'la bir araya gelip teknoloji anlatmaya devam edeceğiz. Önümüzde Fujifilm'in yeni makinesi ve Apple'ın ProRes'i varken de bu konuyu sizlere anlatmak, açıklığa kavuşturmak istedik. Böyle bir arşive konacak. ileride neymiş bu dendiğinde açıp açıp izlenecek bir video olduğunu düşünüyorum. Mesut'cum ağzına sağlık. Mükemmel anlattın. Sen de öyle. Mükemmeliz gerçekten. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.